efendim. Yine güzel bir gün, güzel bir hafta sonu sabahı. Umarım çaylar, kahveler böyle elinizdedir, keyifle, sağlığınız yerinde, yüzünüz gülerek televizyonun karşısına kurulmuşsunuzdur. Mutfakta kim var? Hoş geldiniz. Hocam. İyi misin? Ben bu hafta sonu çok hevesliyim. Çok böyle enerji oldum. Nedeni de bilmiyorum ama bugün çok mutluluk var içimde. Ben bu şahane şeyleri görünce daha bir keyiflendim. Nefis sizden bir yemek sonra daha yapacağız. Bir algılarım değişti böyle. Estağfurullah. Sen zaten inceciksin her zaman ama bu hafta sonu çok şifalı bir yemek yapacağız. Bal kabaklı sarı mercimek yemeği. İnanılmaz hafif ve şahane bir yemek. Daha sonra detayları anlatırız. Tamam hocam. Bir de özel bir çay yapacağız. Bağırsak tembelliği, kabızlık için müthiş bir çay tarifimiz olacak. Çok da kıymetli konuklarımız var tabii. Biri moda dünyasının ülkemizdeki gururlarından gerçekten medarı iftarımız bir duayen. Onu nasıl ağırlayacağız bilmiyoruz. Biraz da beklettik zaten. Onun için çok üzgünüm. Çok Yıldırım Mayruk bugün bizimle olacak. Bizi onurlandırdı kendisi. Ve yine genç, çok tatlı, çok şeker bir genç bir bayan, bir yazarımız var. O fiziğin gözümün önünden gitmediği için onu öyle tarif etmek istedim. Fulya Ölmez yeni kitabıyla bizlerle olacak. Mutfakta Kim Var başlıyor. Bu yemek aynı zamanda şu an çok moda olan veganların ve vejeteryanların da tüketebilecekleri bir yemek. Çizecek, diktirecek ama hiçbir şey bilmeyecek. Böyle bir şey yok. Bir şeyi çizebilmek için dikiş bilmeniz lazım. Bilemezseniz her çizilen şey dikilemez. İsim yapmış böyle. Kimleri beğeniyorsunuz, seviyorsunuz? Şimdi isim versem kıyamet kopuyor. Doğru. Hoş geldiniz. Sağ olun. Teşekkür Sayın ederim. Sayın Yıldırım Mayruk. Allah'ım o kadar severim ki yani onu tanıma fırsatına, şerefine, şansına eriştiğimiz için ayrıca mutluyum. Gerçekten gıyaben tanıyorsunuz ama yani muhteşem bir karakter. Haza bir beyefendi. Yani bir şeye sesini yükselttiğini falan hayatımda hiç görmedim, duymadım. Yani onu nasıl anlatacağım? Kelimeler çok yetmez. Ederim. Üç gerçekten. Kelimeyle anlatabiliriz. Haza İstanbul beyefendisi. Evet. Teşekkür ederim. Bu kafi. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Keyfiniz yerinde mi? Yerinde. Teşekkür ederim. Beni bir programa çağırdınız. En büyük arzum yemek yapmak. Ah. Evet. Ama hiçbir şey bilmiyorum. O hevesim hiç geçmedi. Ah. Emekli olursam yemek öğreneceğim ve yapacağım diyorum. Ben bugün burada başlatalım size. İsterseniz beraber ufak sohbet de yaparız. Bizim böyle, bu mutfağımız efendim... kızartma, GDO'lu gıda, mevsim dışı sebzeler, beyaz un, beyaz şeker ve mısır şurubunun olmadığı sağlıklı bir mutfak. Sağlıklı ve lezzetli yeni tarifler veriyoruz. Bugün sanıyorum sizin için de çok hazmettirici, tok tutucu ve cildi çok güçlendiren harika bir tarifimiz var. Bal kabaklı sarı mercimek yemeği. Çok da güzel oluyor ve inanılmaz. Ve midesi ekşiyenler için, akşam çok yemek yiyenler için veyahut da hafif besleneyim, tok kalayım diye. Bir de hafif tatlı ihtiyacını da gideren bir yemek çok bu. Güzel. Balkaban tam da mevsimi. Evet, aynen hocam. Bravo. Biz bir de geçen gün şey olacak. Yaptık. Mücver yaptık evde balkabağıyla. Bir olur. Arkadaşımızdan duymuştuk. Bayıldım. Kızartma mı fırında, fırında mı? Fırında yaptık. Ay, yaşa, hocam. Harikasın. Üstüne sarımsaklı yoğurt yaptık. O kadar lezzetli oldu ki. Oo. Bayılıyorum. İlk fırsatta yine yapacağım yani. Hiç mutfağa girmediniz mi Yıldırım Hocam? Hiç girmedim. İlk hevesim çocukken ilk ne olmak istedikleri dediği zaman düşündüğüm pastane sahibi, pastane açmak isterdim. Ve ben o çağlarda yemek kitabı okurdum. Hala da okurum biliyor musunuz? Ne işime yarar bilmiyorum. Yemek kitabı topluyorum. Çok kitap topladım. Sonra bir gün baktım evde hiçbirisi yok. Üniversitelere göndermişler kitapların hepsini. Hala gördüğüm zaman alıyorum. Bir ümit, belki yaparım diye. En büyük arzum bir kafe açmaktı. Birkaç sene evvel onun için teşebbüs ettim. Yeri tutan şey yapamadım, alamadım. Apartman mani oldu. Yani... Belki yine süslü bir kafe yapmak mı niyetim bilmiyorum ama... Siz efendim modanın mutfağındasınız zaten. Teşekkür ederim. Yani en büyük hevesim. Bugün buraya geldim de güzel. Bir iki kere daha gittim böyle yemek programı ben eski senelerde. En komiği bir tanesinde
şeydi, o zaman yeni başlamıştı yemek programları. Adana kebap yapılıyordu fakat yapan hanımefendi tutturamıyordu eti. Ben de girdim tutturdum. Oo, bravo. Enteresan. Bir kere dolma yapılmasına yardım ettim. İyi. Bugünkü yemeğimiz kolay ve çok sağlıklı. Sizin için de özellikle bu yemeği mesela çok rahat bir termosa da koyup, hani mideniz ağrıyabilir, reflü olabilir ve ağır bir şey yemek istemeyebilirsiniz. Besleyici olsun, proteinli olsun, bağırsakları da çalıştırsın ve tok tutsun diyebilirsiniz. Bu işte öyle bir yemek ve çok da rahat isterseniz bir termosa koyup işte kuliste veya bir arada kaşık kaşık yiyebilirsiniz. Ben yapmaya başlayayım tamam, Burcu. Hocam. Siz kolay sohbete gelsin. Devam edin. Peki en sevdiğiniz yemek ne? Ben tencere yemeği seviyorum. Et yemiyor gibi az. Çünkü etlerin tadı yok. Ben ete et olarak güzel et seviyorum. O tat yok. Tavuk artık hiç yemiyorum. Balık zaten az seviyorum. Ben sebzeyle besleniyorum. Evimizde tencere yemeği. En sevdiğim yemeği de söyleyeyim size. Yaprak dolması, etli. Ya onu kim sevmez ama değil mi? Evet. Onu kim sevmez? Bütün yemekleri seviyorum. Güzel ve küçük yapılırsa da böyle hocam değil mi? Benim rahmetli ablam yapardı şu kadar. Bir kaşığı ancak 3 tane 4 tane koyarsanız ağzınız dolardı. Evet, o kıymetli olan değil mi? Evet. Bu arada yemeğin tarifini de kısaca ben süratli bir şekilde anlatayım. Tamam. Bu bal kabaklı sarı mercimek çorbası. Turuncu bir yemek olacak. Buna birazcık zerdeçal da ekleyeceğim. İnanılmaz sağlıklı bir yemek olacak. Peki bir şey merakımız. Buyurun. Sarı mercimek çorbası. Mercimeğin yeşili var. Kırmızısı var. Kırmızısı var, bir de evet. Sarı mı var? Hepsi şifa kaynağı Yıldırım Bey. Sarıyı ilk defa duyuyorum. Evet, zaten ben bu programda özellikle kansere karşı koruyucu, bağırsak çalıştırıcı, kolesterol düşürücü, kalp krizine karşı koruyucu, obeziteyi önleyici ve faydalı, yararlı tarifler veriyorum. Bu yemek aynı zamanda şu an çok moda olan veganların ve vejeteryanların da tüketebilecekleri bir yemek. Ben herkes yanına size Allah razı olsun. Estağfurullah. Ben de bu programda öğrendim bunu ve gittim aldım hocam. Tadı da çok değişik. Ama hiç duymadım. Evet. Şimdi sarı mercimeği Hintliler, Pakistanlılar, Uzak Doğulular çok tüketirler. Sarı mercimeğin yeşil ve kırmızı mercimeğe göre özelliği bir kalorisi biraz daha düşük. Yine onlar gibi bol B vitamini var. Yine demir var içerisinde, kan yapıyor. Yine bağırsakları çalıştırıyor fakat daha çabuk pişiyor. Hazmı kolay ve şeker hastalarının özellikle tüketmesinde fayda olan çok faydalı bir gıda. Ve tok da tutuyor. Bakliyatları üzerine çok düşür. Biz ülkemizde kırmızı mercimeği çorbayla, yeşil mercimeği özellikle askeriyede kara fışek diyorlar ona. Çok tüketiliyor ama sarı mercimek de artık peki, tüketmemiz lazım. Böyle kolay bulunan bir şey mi? Çok kolay. Mercimek artık her yerde. Hatta marketlerde var. Var her hiç yerde var. Hiç duymadım çünkü. Zaten bizim programın amacı o. Ne güzel. Yoksa şimdi burada bir Adana kebap desek herkes biliyor. Lahmacun. Evet. Bizim programın amacı fazla duyulmamış ama sağlık için önemli yemekler. Bir de emziren anneler için iyi. Hamilelerin rahat yiyebileceği bir yemek. Çocuklar için bakliyat sevmeyen çocuklar için bal kabağı ve turuncu renk onlara cazip geliyor. Turuncu iştah açıcı bir renktir aynı zamanda. Kilo vermek isteyenler için çok çok yararlı. Ben bu arada sarı mercimekleri ilk önce ne kadar ben şöyle bir tarifini vereyim. Bunun yanına da kara buğday pilavı yapacağız. Kara buğday adında buğday geçiyor ama buğdayla hiçbir alakası yok. Bu bambaşka bir bitki. Kara buğdayın özelliğinin içinde gluten yok. Şu an biliyorsunuz glutenden çok konuşuluyor. Beyaz undan dolayı, tahıllardan dolayı. Bu kara buğday isminde buğday var. Buğdayla hiçbir alakası yok ve glutensiz, son derece besleyici. Daha sonra bunu günün şifalısı olarak barut ağacı kabuğunu ve kara buğdayı bahsedeceğim. İlk önce ben sarı mercimekle başlayayım. Sonra yanına da kara buğday pilavıyla beraber inanılmaz lezzetli ve son derece besleyici şahane bir yemek olacak. Tamam hocam. Malzemelerde hemen sayayım. Aşağı yukarı şöyle bir bardağa yakın sarı mercimek. Evet. Onun dışında 300-400 gram bal kabağı tam zamanı. Bal kabağı. Bir büyük veya iki küçük soğan. Onlar da hazır doğrandı. 2-3 kaşık sıvı yağ. Tamam, çünkü sıvı yağ bal kabağın içerisindeki A vitamininin emilmesine yardımcı olacak. Biraz kırmızı pul biber şart değil ama hani lezzet katıyor. Evet. Biraz kaya tuzu ve karabiber baharat olarak ve süslemek için de üzerine biraz dereotu koyacağız. Su da göz kararı. İlk önce sarı mercimekleri haşlayacağız. Siz bu arada isterseniz sohbetinize başlayabilirsiniz. Yemek seçer misiniz işte, bakın, peki hocam? Göz kararı dediğiniz zaman ben orada duruyorum. Mesela benim yemek yapmamamın, hiç şey yapmamın. Soğan pembeleşecek diyorlar. O ne demek?
biraz ölecek demek aslında değil mi hocam? Çok kavurmak iyi değil. Ben burada da sadece soğanları koyup asla yağ yanmadan, çünkü yağlar yandığı zaman zararlı bir şeye dönüşüyor. Şöyle hafifçe bir döndürüp ölecek demek, o çok diriliğini kaybedecek, hafif yumuşayacak demek. Ama çok karamelize edici, yakıcı şeyleri biz bu mutfakta yapmıyoruz. Ne güzel. Yemek seçiyor musunuz hocam peki? Yemem dediğiniz şeyler var mı? Benim çocukluğum hiçbir şey yememekle geçti. Şöyle bir şey var. Annem ve ablam, benim çocukluğumda mor 500 lira vardı. Çok büyük para, en büyük para. Evet. Bana getirdiler. Bir kaşık tarhana çorbası içeceksin. Beğenirsen devam et. Beğenmezsen bırak, bu para senin. Yine de içmedim. İlk tek başıma bir eve ziyarete gittim. Yemeğe beni şey yaptılar, alıkoydular, kabak çıktı. Hayatımda yemeyecek tek şey kabak düşünürdüm. Hiç sesimi çıkarmadan yedim. Suyla yuttum, eve gittim, kabak yedim dedim ama evde kabak yemeye devam ettim, sevmesem de. Bütün yemekleri bu şekilde bana dışarıda başlattılar. Hiç bakmazlardı yüzüme, yüz bulmayayım diye. Her şeyi yiyorum. Sevmediğim yemek var ama ben onları özlüyorum, istiyorum. Mesela bamya bizde çok az pişer, ben bamya seviyorum. Kereviz tamir edemediğim bir yemekte. Şimdi mesela bir tel biri kereviz, ne güzel diyorum. Peki seyahatiniz, misafirleriniz ya da sizin kendi katıldığınız etkinlikler de çok oluyor ya hocam. Tercihiniz var mı dünya mutfağı ile alakalı? İlgi duyduğunuz, bizim damak tadınızda? Bizim mutfağımız en güzeli. Hmm. Bana. Ağız alışkanlığım benim. Nerelisiniz? Bursalıyım ben. Babam Isparta'da, annem Şebinkarahisar, Gürsün, ben Bursalı. Ben tabii bu kadar yaşa gelen insan artık Ispartalıyım diyemeyeceğim, Bursalıyım. Peki günlük rutinleriniz nasıl hocam? Sabah kalkarsınız, mesela kimi kahve içmeden ayılamaz, kimi kahvaltıyı uyandıktan 1-1,5 saat sonra yer gibi. Şöyle bir keyfim yok. Hayatımı hep başkaları için yaşadım. Kendim için ciddi söylüyorum. Hiçbir şeyim yok neredeyse. Sabahleyin belli bir saatte saat kurulmuş gibi uyanıyorum. Hemen banyodayım. O işim bittiği zaman inip kahvaltı yapıyorum. Vakit kalırsa 5-10 dakika oturuyorum. İşe gidiyorum sabahleyin. Akşam atölyeyi hep beraber kapatıyoruz. Eve gidiyorum. Çok dışarıda değilim artık. Sağlıklı yaşıyor musunuz derseniz, bu kadar çıkmadığıma göre sağlıklıyım. Ama senelerce sabahları yattım. Hmm. Ve hiç ertesi gün devam ettim çalışmaya. Yine de çok hırpalamadım herhalde kendimi. Yani şimdi çok şükür böyle tahliller falan yapıldığı zaman her şeyim çok sağlam çıkıyor. Maşallah. Şimdi bir şey var ki, yeni bir şey. Yasaklanan şeylere karşı bir tepki başladı bende fark etmeden. Mesela paket hiçbir şey yemiyorum artık. Buna benzer çok bir iyi. Sürü şey var. Mesela sucuk pastırma. Yememeye çalışıyorum. Kaç senedir yemiyordum. Bu sene birkaç kere yedim. Ben böyle bir tepki koydum. Benimsedim onları. Herhalde yaş alınca korkuyor mu insan bilmiyorum. Ama kilonuz da fena değil. Şuram var. Hafif. Bu hafif değil. Bir hayli var. Kolum çok ince, bacağım çok ince, kemiğim yok, darım ama... D vitamini alıyor musunuz? Hayır, hiçbir vitamin almıyorum. Size nacizane önerim. Sizin gibi ülkemizin değerleri, ben diyorum sizler kamu malısınız. Kendinizi istediğiniz gibi kullanamazsınız. Yani sizler çok önemli kişilersiniz. Siz de modada bir duayensiniz. Size nacizane önerim lütfen. Bir an önce iyi bir kan tahlili yaptırın. Özellikle B12 vitamini, depo demir, evet. Tiroid fonksiyon testleri, karaciğer, kan yağları, D vitamini. Ama D vitamininize baktırmamışsınız. O benim önemli. Benim bir şeyim var. Ben belli bir ilaçlarım var. Evet. Onların dışında vitamin diye bir şey almıyorum. Yok, eksikse tamamlanması gerekir. B12 evet. Vitamini, depo demir, özellikle vitamin D3 önemli. Verdiler, aldım, bıraktım. Yani benim bitene kadar şeyim. Onda bir şeyim. Yine de siz bir tahlil yaptırın. Yaptırırım. Çünkü kışa giriyoruz ya, D vitamini eksikliği, göbek ve belde yağlanma, bağışıklık sisteminde zayıflık, birçok kanser türünün riskinin artması, Alzheimer riskinin artması, yaşlanmanın hızlanması
gibi ve özellikle de kemik erimesi, kemik yapımı ince dediğiniz. Siz bunlara bakıyor musunuz? Tabii ki şeref duyarız gelirseniz kliniğimize. Niye size gelmeyeyim? Tabii ki şeref duyarız başımızın üstünde. Estağfurullah, benim için. Şöyle bir şey oluyor. Doktora gidiyorum. Çok doktorcu değilim. Önce doktoru sevmem lazım benim. Doktoru seversem dediği yapıyorum, sevmezsem reçeteyi yırtıp çıkıyorum. Başımızın üstünde yeriniz var, şeref duyuyoruz. Tahlillerinizle bakarız. Mesela gidiyorum, vitamin vereceğim diyorlar. Muayene bitiyor, vitamin yok. Veya şuna bakmamız lazım diyorlar, o da yok. Onun için... Siz geldiğinizde hepsini kontrol unutmayın. Ederiz. Evhamlı olmamak da güzel bir şey ama, değil mi hocam? Evet. Evham da yoran bir şey. Ben buna çok inanıyorum. Çok fazla kurcaladıkça da bir sıkıntı çıkıyor. Evet, o yüzden aman hemen işte şu biraz vücut, çünkü bir iki şey ufak tefek bozuk olabilir. Vücut kendi için onun dengesini kuruyor. İçte bilmediğimiz bir akıl da var. Çok aşırı kurcalarsan o bir milim düşmüş, bu milim bir milim çıkmış. Orada şu değer biraz yükselmiş, o zaman da arıza da çıkabiliyor. Dolayısıyla ben hastalığıma biraz daha rahat olun diyorum. Biraz daha tevekkül olun. Yani her şeyi çok kurcalamamak lazım. Kurcalatıyor, bir tarafı düzeltiyorsun, diğer taraf bozuluyor. Ama bilinçli kullanılan, doğal hazırlanmış vitaminlere belli bir yaştan sonra hepimizin ihtiyacı var. Çünkü artık gıdalar organik değil. Evet. Ve kötü besleniyoruz ve spor yapmıyoruz. Evet. Benim de en son tahlilde D vitaminim sınırım bile altında çıktı hocam. Yani o sadece yiyecek içecekle de bir yere kadar olabilir, değil mi? Yok. Burada ülkemizde de yeni çıkan dil altı damlaları ve spreyleri var. Hı hı. Ama D vitamini emilmesi için yağ gerekir Burcu. Hı hı. Çünkü A, D, E ve K vitaminleri yağda erir. B ve C vitaminleri suda erir. Dolayısıyla özellikle belli bir yaştan sonra birçok yaşlanma belirtilerine karşı korunmak için D vitamini seviyesine baktırmak, eksikse tamamlanması gerekir. Ama bu hekim kontrolünde olması gereken bir şey. Sizde de ilk önce öyle yapacağız. İlk önce D vitamini ve B12 de çok önemli. Genelde bizim ırkımızda 50 yaşının üstünde sindirim sistemiyle çok iyi emilmiyor B12. Birçok işte düşükte çıkabiliyor. Gerekirse onu da tamamlamakta fayda var. Yani benim zaten böyle bir elden geçmem lazım. Ben onu bulamıyorum. Evet. Ya iyi olacak hastanın derler ya hocam. Evet. Doktor Eyhan'a geldim. Ben bir şeyi merak siz ediyorum. Siz çok kıymetlisiniz. Yapmayın böyle, ne olur ya. Yok yok tabii. Ben de kamu malı diyorum böyle, evet. Önemli yazarlar. Nasıl olur böyle bir şey? Ben bir şey merak ediyorum. Siz gençken dikiş de yaptınız mı? Yani terzilik de yaptınız mı? Bakın benim doğuşum bir atölye için. Ablam dikiş döküyordu. Fakat hiç inanın eline iğne iplik alıp diken değilim. İlkokulda herkes bunu terzi yapan diyordu. Çünkü demek ki karışıyordum her şeye veya bakıyordum. Ben lisede bir zafiyet geçirdim. Çok zayıftım. Hiçbir şey yemeyen bir adam. İskelet gibiydim. O sene anneme iki tane elbise diktim. Yardım da diktim. Ama annem bu elbiseleri giydi. Yani kaç yaşındaydınız efendim? 16 falan herhalde. Bayağı genç misiniz? Sonra ben okul bitişi, yani dizide askerlik bitişi, annem benim, ben asker çocuğuyum. En küçük çocuğum, benden sonraki 8 yaş, böyle 10 küsur falan filan gidiyor büyüklük. Memur olmamı istiyordu herhalde. Bana iş bakıyormuş, yapmam dedim. Bir şey yaptım ve en yatkın olan bu mesleği seçtim. Öyle başladım. Ablamın yanında başladım. Hayatımda iki şeyim var, övündüğüm. Hiç yalanım yok. Hayatta maşallah. Yalan söylemem. Maşallah. Ve sözümden dönmem. Ne pahasına olursa olsun. İstanbul'da günümüzde bulunmaz iki özellik zaten. Bir Beyoğlu'nda bir müşteri mağazası tanıdığımız vardı. Yukarıda bir yer var, tutar mısın dedi. Ben de çıktım baktım, tutarım dedim. Bursa'ya gittim, ben yer tutuyorum dedim. Çok büyük bir itiraz yapmadılar. Yapma etme bu kadar. Ve çıktım geldim. Allah'a çok şükür şansım da varmış. İki üç sene sonra ufak ufak isim olmaya başladım. Kader. Biraz ama kader mi? Kaderi kendiniz mi yaratıyorsunuz? Tabii o ayrı bir tartışma konusu ama. Şans ikisi beraber. Evet. Bu işi bilerek başladım. Yani bir elbiseyi dikebilirdim. Yani eğitimini oku şimdi olduğu gibi şimdi bu. O zaman bizde eğitim şey yoktu yok. Ki. Hayır. Sırf yeteneğinizle gittiniz. Ama en güzel şey mutfakta yetiştim. Bravo. Yani ben daha başladığım zaman ablam çok büyük bir
terziydi. Ya ben terzi, çünkü mesleğimizin ismi aslında terzi, modacı diye bir şey yok. Türkiye'de takılan bir şey bu. Çok büyük iddialı, onu da kullanmam ben. Provalara giriyordum ve herkes benim dediğimi yapıyordu. Şöyle yapacaksınız, böyle yapacaksınız. Yani buradan yapsanız daha iyi olur. Bel bu kadar aşağı düşsün, yukarı çıksın gibi ukalalıklar yapıyordum. Yani cahil cesaretiyle bu işe başladım. Sonra geldi. Hocam şimdi bu çok popüler, çok revaçta bir sektör. İşte moda tasarımı, işte stilistler, işte styling kavramı oluştu şimdi. Nasıl buluyorsunuz? Bir sürü kurs var, üniversitelerin bölümleri var. Eğitimi yeterli mi sizce şu an ülkemizde? Şimdi bakın, herkesin şeyi, isteği şu. Çizecek, diktirecek ama hiçbir şey bilmeyecek. Böyle bir şey yok. Bir şeyi çizebilmek için dikiş bilmeniz lazım. Bilemezseniz her çizilen şey dikilemez. Yani şimdi bilmeden birisini iş yaptırmak başka, bilerek bilinçli bunu buradan yapın demek başka. Hı hı. Okulların yeterli olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ben bizden misal vermeyeyim, bilmiyorum. Şeyde, İtalya'da okuyan bir genç kız staja geldi ve mezuniyet elbisesini dikecek. En ufak bir şey bilmiyordu. Ağlama sızlama, elbisesini biz diktik ve arkadan gönderdik elbiseyi. Fransa'dan çok önemli bir ailenin torunu geldi. Anneanne benim en sevdiğim, değer verdiğim müşterim, dostum. Yardım edelim dedim. Ben Paris'e gidiyordum. Tembih ettim, yardım edin diye. Hayır dedi bana, itiraz etti. Kendim yapacağım. Bir erkek gömleği dikiyordu. Abiye bir kıyafetle giymek için yaptı. Yani dışarıda, bu okullarda dikiş dikmesini de öğretiyorlar. Türkiye'de beni arıyor. Model çiziyorum. Satarım size, gelip çizeyim. Yani herkes olmadan oldu. Her meslek de öyle. Sizlerin de öyle. Herkes bir şey yaptığını zannediyor ama... Peki yeni genç hocam, tasarımcılardan, modacılardan isim yapmış böyle kimleri beğeniyorsunuz, seviyorsunuz? Şimdi isim versem kıyamet kopuyor. Doğru. Evet, beni tehlikeli bir soru diye. Sordum değil mi? Şöyle de söyleyeyim. Ben bir tanesinin, pardon, bir, iki, üç kişinin defilesine davet edildim. Hiçbir fikrim yok. Yani dört tane defileye gittim. Pardon, bugüne kadar gençlerden birisine 15 gün evvel gittim. Yani kimse beni çağırmıyor. Hiçbir fikrim yok. Bir şeyi yakından bakmanız lazım. Yani şeyde yürüyen elbise tabii çok şey belli ediyor ama çok acele yürüyen bir elbise de kusur belli olmaz. Ben bir defile yapmıştım. Sayın Berna Yılmaz Hanımefendi ile beraber 3 tane büyük ayna koyduk. Birisi tam düz, ikisine yan koyduk. Manken çöküp önünde durduğu zaman sağ, sol, arka her taraftan kusuru belli oluyordu. Bana bir İtalyan meslektaşım defile için gelmişti. Ne cesaret dedi, mankeni durdurup elbiseyi gösteriyorsun. Kaç yani yılındaydı o defile? Efendim? Berna Hanımefendi ile. Epey oldu. Ben hayal meyal hatırlıyorum onu. Yani vardı. Hayatımın en güzel defilelerinden bir tanesiydi. İşte böyle hanımefendiyle ben kendime dikiş dikmek şerefine de ulaştım. Ben de doktorluğunu yapma şerefine müthiş ulaştım. Müthiş bir şey. Bana sordukları zaman başka bir şey de diyemeyeceğim. Peki yeni projeler neler hocam? Şimdi bir defileden bahsettiniz. Şimdi önümüzde neler var? Şimdi bir karma defile şey yapacağım. Eksik olmasın Erkan Özarman, bu defileye seni koyduk. Seni sormadım dedi. Katılıyorum. Dünyanın çeşitli yerlerinden gelen kişiler, Rusya'dan varmış, Fransa'dan, hiçbir şey bilmiyorum. Bugün burada da manken seçim vardı, size geldim, geç kaldığım için evet.
Gidemedim ben hayatımdan ben memnunum. Ben çıkayım, biz çıkalım. O şey, biz suçluyuz. Artık yerine ne kaldıysa onu alacağım ben, bana kimi vereceklerse. 10 elbise çıkaracağım, 12 elbise götürdüm yedekle, gönderdim. Bir karma defile, bir hanım yapıyor bu defileyi. Dünyanın her tarafında yapıyormuş, bu sene Türkiye'yi seçmişler. Ben de sizin kadar bir bilgim var. Anladım hocam. Eminim şahane bir şey çıkar yine. İnşallah. Hocam yemeğimiz pişiyor. Bir de bunun yanında karabuğday pilavı evet, yapacağız. Evet, glutensiz pilav ben diyelim bana. Ben en çok bana. Onu merak ediyorum. Aldım çünkü glutensiz olduğunu duyunca beyaz pirinçten kaçmak gerektiği için. Evet, ama hiçbir olduğunca... şey yapmadım, bilmiyorum hala. Tamam. Bugün şimdi merak ediyorum nasıl esasında yapacağımı. Esasında da kolay ve bunu greçka diyor Ruslar. Bütün hangisiz Gürcistan'dan, Özbekistan'a, Rusya'dan, bütün eski Rus Cumhuriyeti bunu çok iyi biliyor. Greçka diyorlar. Ve gördükleri zaman gözleri parlıyor. Çok yiyorlar. Mesela ben sadece bazen bunu haşlayıp yanında yoğurtla beraber yiyip bir, çok da sağlıklı bir öğün yaptığım bile olmuştur böyle acele olduğu zaman. Biz şimdi kara buğday pilavı yapacağız. Bunun özelliği ismi kara buğday. Buğdayla hiçbir ilgisi yok. Bambaşka bir bitki bu. Sadece biz öyle çevirmişiz dilimize. Ama greçka diye de Rus Cumhuriyetlerinde biliniyor. Peki bunun için, bunu nereden alacağız? Var. Bütün marketlerde birçok yerde bulunuyor. Yani siz diğer nasıltı bir pirinci, bulguru aldığınız yerlerin çoğunda artık kara buğday da bulunuyor. Hatta kara buğday ekmekleri bile fırında çıkmaya başladı. Evet. Bunun için tenceremizi diğer unlar gibi aldık. Hocam şişirmiyor ve bağırsağı yoğurmuyor. Onun için en sağlıklısı bu. Bir de şey okudum hocam. Kara kılçık unu. O bizim evet o bizim ülke kara kılçık unu var. Ondan sonra kızıl buğday yani dinkel var. Siyah mümkünse pirinç var. Mümkünse bunları kullanalım değil yani mi? Yani beyaz un ve beyaz pirinç ve bundan yapılan şeyler maalesef bizi uzun vadede birçok konuda hasta ediyor. Hatta cilt sorunlarına kadar birçok soruna kadar yol açıyor. Şimdi biz ne yapacağız? Malzemeleri bir gösterebilir miyiz? Tabii. Bir su bardağı kadar kara buğday. Evet. 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ veya tereyağı. İkisi de olur. Nasıl seviliyorsa. Yağımız burada. Burcu buradan kullanacağız yağımızı. Evet. Bir sıvı yağ kullanalım şimdilik. Bir orta boy kuru soğan doğranmış olarak. Bir adet kırmızı kapya biberi. Evet. O da istediğiniz gibi doğrayabilirsiniz. Bir adet yeşil biber. O da doğranmış olacak. Onları biraz daha ufak boya getireceğim. Domates diyor ama mevsimine göre. Size Mersin, Antalya'daysanız kullanın ama kuzeydeyseniz artık kullanmayın. Şöyle bir parçacık tuz, bir parça karabiber ve biraz da kırmızı pul biber kullanacağız. 2 su bardağı kadar da kaynar su kullanacağız. Kara buğdayları ılık suyla iyicene yıkıyoruz. Bu kısmını yaptık. Ilık suyla yıkadık. Yıkama suyu böyle artık temiz temiz aktıktan sonra tencereye yağı koyacağız. Ondan sonra onun üstüne soğanları şöyle hafifçe hani öldüreceğiz diye demin konuştuğumuz soğanlar şöyle hafifçe yakmadan, yağ yanmadan şöyle bir döndürülecek. Daha sonra üzeri kırmızı biberler, yeşil biberler işte bütün hepsini koyacağız. Sonra kara buğdayı dökeceğiz. Üzerine 2 bardak da su koyacağız. Sonra hafifçe suyunu çekecek. Bir 10-15 dakikada çekiyor. Böyle hemen 2-3 dakikada pişmez beyaz pirinç gibi. Bir 10-15 dakikası gerekecek. Kıvamına 10-15'e bakacağız. Razıyım hocam o kadar sürede pişiyorsa. Yok. Yine çok iyi. İyi. Çünkü çok sert görünüyor. O yüzden endişem vardı. Evet ama 10-15 dakikada pişiyor. Sonra bir 10 dakikada bunu demlediğin zaman bir kağıt veya ince bir bez koyarak demlediğin zaman da kendi çekiyor. O zaman üzerinde belki tekrar bir yağ çizilebilir. Biraz tereyağı konulabilir veya hiç konmayabilir. O sizin yağ alışkanlığınıza yani göre. Yani diğer bakliyatlar gibi böyle önceden, dünden ıslatmamıza gerek yok. Bunu böyle bulgur gibi düşünebilirsiniz. Tamam. Hani pişirme kalitesi açısından. Yani bu öbür pirinçler gibi ıslanmıyor. Hayır gerek yok. Bakın o kadarını sadece biliyorum. Sadece yıkayacağız. Bir kolera salgını vardı. Annem dışarıda yemek yeme dedi. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Et nasıl kızartılır? Hayatımda hiç görmedim. Bilmiyorum. Bir akşam evde yiyeceğim. Bir et kızarttım. Yanına bir salata koydum. Kendime göre nasıl yaptıysam belki öyle yedim. İkinci akşam da yaptım. Fakat üçüncü akşam baktım ki ben 1,5 saate yakın bulaşık yıkıyorum. Çünkü yağdan çocukluğumdan beri çok rahatsız olurdum. Yıka sonra dedim ki ben artık evde yemiyorum, başa çıkamıyorum o kadar. Gece 11'e kadar yemek, bulaşık. Yediğim bir tabak bir kızartılan titiz şey. Titiz olduğunuza onun da çok eminim.
Sonra yumurta pişireyim dedim. Yumurtayı kırıyorum, yağ üstüne koyuyorum, yemiyor, atıyorum. Fakat herhalde şeyim var. Yani mahcup olmayayım düşündüm, nedir bilmiyorum. Kimseye sormuyorum da. Pişiremiyorum diyorum. Bir gün birisi yağ kızdırıp yumurtaları kırdım lafını söylerken sordum ve o gün öğrendim. Belki de çok iyi aşçı olacaksınız. Bunca yıldır bu kadar sevip aslında isteyip yani, geciktirmeniz acaba emekli olunca diyorsunuz da emekli olmayı düşünüyor musunuz düşünüyorum. Ki? Gerçekten mi? Tabii bakın. 2-3 sene evvel bir hanımefendi geldi. Yaşam koçuymuş. Gelinlik için geldi. Onunla dertleşirken emekli olmak istediğinizde olun dedi. Her şeyin bir keyfi var. Niye dedi? Ben de yaşamak istiyorum. Yani demin söyledim ya. Müzik dinlemek istiyorum. İstediğim müziği dinlemek istiyorum. İstediğim kitap, istediğim televizyon programına. Bunları hala yapmam mümkün ama çalışırken olmuyor tabii. Ben Severn Atölyemi kendim açardım eskiden. Odamı da dağınık bir yerde çalışamam. Toplar, süpürür pisliği de kapının arkasına görmeyecek şekilde koyardım. Onun için hep kendinizi işimdeyim. Çok yormuşsunuz Yıldırım ben Hocam. Ben şeyde ya. De, bakın atölyede hiçbir zaman hasta da olsam uzanmam. Yerim var, odam var. Hı. Herkes çalışırken hayal, yapmam böyle. Hep iş başındayım. Yani yine de hiçbir şey bırakın istemeyiz ama kendinizi de bu kadar yıpratmayın. Yani en azından ne bileyim hafta sonu çalışmamak gibi falan böyle minik minik kendinize i̇şte aralıklar yapsanız. İşte 1-2 senedir cumartesi günleri çalışmıyorum. Eskiden, tabii ki o zaman işler de şeydi, sabaha kadar çalışıyorduk. Ertesi günde işe devam ediyordum. Peki böyle tatildir, insanlar yıllık izin yapıyor, tatil programları yapıyor. Benim tatilim senede bir hafta falan bana oluyor, öbür işlerimi hallediyorum. Bu sene 5 gün bir tatil yaptım. Ramazan'da bir 15 gün evde kaldım, oruç tutuyorum zaten. Ne güzel. Yani iyi bir tatil değil benimki. Biz uzun seneler hiç yapmadan çalıştım. Ama yapmayın bu kadar. Çok kıymetlisiniz gerçekten. Bu kadar yüklenmek. Çünkü size talep bitmez ki hocam yani. O güç kalmadı zaten. Mesela çok sinirli oluyorum şey yapınca. Bir şey yapmıyorum zaten. Kimseye şey yapmam. Kendinize. Rahat değilim. Uykusuz kalınca. Tabii sağlık çok önemli. Ender Hocam bir Yıldırım Hocamızı bir ele almanız gerekiyor. Ben söz şeref duyuyorum bu kadar kıymetli bir insana. Hizmet geleceğim etmek için. Geleceğim size arayacağım. Seve seve. Yani seve, estağfurullah. Seve. Nereye gideceğim, ne yapacağım? Hepinizi tanıyorum da. Biraz kendinizi ihmal ediyorsunuz. Evet. Klinikle evet. ilgili bilgi veririm size program bitiminde. Çekiştirmek gerekiyor biraz. Belki de her işte bir hayır vardır hayır var. Diyelim. Belki evet. bugün de buraya gelmeniz inşallah bundan sizin sonra... Sizin gibi olabilecek miyim? Estağfurullah, estağfurullah. Tabii gayet iyisiniz ama bu kemiklerim ince demenize ben birazcık kafam takıldı. Onun ama için... kemiklerim sağlam. Ölçüm yaptırdım. Ona çok sevindim. Ona çok sevindim. Bu arada kısaca kara buğdayı şeyini söylüyorum. Biraz yağ koydum. Soğanları asla yağı yakmadan şöyle hemen bir karıştırıyoruz. Israrla soğanları ve yağı yakmayın diyorum. Oradan Burcu biraz yardım rica edeceğim tabii ki. Senden. Şimdi onun üzerine diğer malzemeleri rica edelim. Tabii. Kara buğdayı koyacağız. Onun dışında biberleri. Tabii. Soğanı zaten atmıştım. Böyle koyayım mı? Aynen. Aslında küçük parçalara doğrayacağız ama öyle de koyabiliriz. Fark etmez. Tamam. O da böyle. Değişik bazı olsun. İtalyanlar öyle daha çok seviyorlar. Dişe daha gelen şekilde. Daha da güzel şekilde. Gözükür. Evet. Bunları zaten hafif... şu kapya biberin güzelliği. Üzerine de 2 bardak su koyacağız. Su. Biraz tuz karabiber ve biraz tuz koymanı rica edeceğim. Kaya tuzu kullanıyor hocamız hep. Evet. 2 bardak da sıcak su koyuyoruz. Biraz. Buna zerdeçal koyuyor musunuz? Buna koymayalım zerdeçal çünkü diğer yemeğe biraz koyacağım. Ve 10-15 dakika haşlanacak. Peki bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Evde yemek yapıyor musunuz? Hayır. Eşim yapıyor.
Şöyle ama yemek yapmayı çok severim. Fakat Yıldırım Hocam hem şimdi işte 9. kitabımı yazdım. O baskıya giriyor. Hem işte bu televizyon programı var. Onun dışında klinik çok yoğun hastalar. Tabii bir ki. De şirket danışmanlıkları, konferanslar, belediye festivalleri var. Bayağı yoğun çalışıyorum. Bunlar arasında hayatta en önemli, en kıymetli şey olan 3 çocuğuma ve eşime de vakit ayırmak istiyorum. Maşallah, Allah bağışlasın. Onlar çok önemli ki Burcu'da şu an bir tane var. Geçen getirdi buraya. Hani onu tatlı niyetine yiyebilirsiniz. Çok tatlı bir şey. Sizin gibi güzel mi? Ay çok teşekkür ederim. Yakışıklı. Güzel olduğu söyleniyor. Yani sempatik, güler yüzlü bir çocuk. Çok istiyordum mutlu bir çocuk olsun diye. Allah sizi öyle nasip etti. Sizi ben yakından ilk çok defa mutluyum. Görüyorum. Ne güzel bakıyorsunuz. Doğru maşallah. Çok teşekkür maşallah. Ederim. Birazcık ondan koyalım. Ben de bütün ben yemekleri de hepsini koyarım. Vereceğim. Karabiber, pul biber, kimyon, hepsini koyuyorum nedense. Şimdi Sayın Hocam biz izleyicilerimizden de soru alıyoruz. Geliyor değil mi sorular? Evet, Ender Hocam cevaplamak istedi. Kendisi bu teklifi yaptı hatta. Haydere Ender Saraç değil mi? Evet. Kendisinin doğru, Instagram sosyal adresi. Medya adresine, Instagram adresine sorularınızı yazabilirsiniz. Her türlü sağlık ve beslenme konusunda biz de aranızdan bazı soruları, bazı kişilerin sorularını seçeceğiz ve vaktimiz el verdiği ölçüde soracağız hocama. Hocam, burada biraz zerdeçal koydum tabii, buna. Evet. O da turuncu oldu, şifalı. Evet, hazırım. Ankara'dan Havva Aydın sormuş. Vücut oksijensiz kalırsa hipoksi diye bir duruma giriyormuş. Doğru. Vücut hipoksiye girince bağırsak flora bozukluğu meydana geliyormuş. Vücut oksijensiz kalıp bağırsak florası bozulunca da birçok hastalığın sebebi oluyormuş diyor. Bunun önlemini nasıl alabilirim? Ne tavsiye edersiniz? Oksijen. Diye. Çünkü özellikle bu hava kirliliği, obezite, spor yapmama, stres bunlar hep vücutta bir oksidatif stres yaratıyor. Kışın yani, daha da çok. Kışın tabii hava kirliliği de dediğin de doğru. Çok dışarıda çıkamıyoruz. Evlerde oksijen, iyice daralıyoruz. Birçok şeyin ilacı. Hatta dünya atmosferi de eskisi kadar temiz değil özellikle büyük şehirler üstünde. Burada işte ozon tedavisi gibi spor egzersiz yaparak akciğer kapasitesini arttırmak gibi destekler oldukça önemli. Fakat aynı zamanda da bu suya karıştırılan eczanelerde satılan yeni çıkan damlalar var. Bu oksijen damlaları diyebiliriz buna. Bu oksijen içeren damlalarda bu oksijen açığımızı kapamakta oldukça yardımcı olabiliyor. Onlardan sabah akşam belli bir damla sayısı var. Suya damlatıp içiyorsunuz sabah ve akşam. Vücudun daha iyi oksijenlenmesine, hücrelerin daha iyi toksin atmasına yardımcı oluyor. Enteresan. Hatta birçok olumsuz hastalık da hücrelerin yeterince oksijen alamamasından dolayı oluşuyor. Allah korusun, beyinle ilgili de hocam bir sürü şey söylenir ya. Bütün organlar, Burcu, bütün organlarımızın kaliteli bir şekilde oksijenlenmeye ihtiyacı var. Bizim bir nolu gıdamız aslında oksijen. O yüzden o peki, suya damlatılan oksijen damlalarından peki bu öneriyorum. Peki damlayı herkes mi almalı, hasta mı almalı? Bu yan etkisi çok düşük olan bir şey. Bunu genelde herkes kullanabilir. Yani bu sizin oksijenlenmenize yardımcı oluyor. Yani bu bir kimyasal bir ilaç değil aslında. Yani biz kapalı yerlerde çalışıyoruz. Mesela bize tavsiye ediyor musunuz? Ben ısrarla size öneririm. Özellikle size daha çok yani değil evet. Mi? O zaman geldiğim zaman unutmayın. Ben size bebek gibi bakacağım, merak etme. Sağ olun, bebek gibi. Ama gerçekten onu hak ediyorsunuz insanlarsınız. Hocam ya. Sağ olun. Hocam konuyla alakalı bilmiyorum da kendi evet. Merakımdan bir şey soracağım. Bu nem makineleri var ya, onu evet. Öneriyor musunuz? Şimdi eğer çok kaloriferli veya aşırı soba yanan bir evde oluyorsa burada bir nolu uç küçük serçe parmağınızla burnun içini hafifçe bakacaksınız. Burun içi kurumu. Dilin damağın kurumu. Akşam yataktan böyle çok susamış, ağzı kurumuş, burun içi kurumuş kalkıyorsan orada bir nem eksikliği var demek. Şimdi kaloriferler bazen o kadar çok çalışıyor ki hele Ankara gibi, Erzurum gibi, İç Anadolu yani gibi, İç Ege gibi yanan. Bir de kuru bir yerde yaşıyorsan, soğuk ve kuru bir yerde evlerde sürekli çok soğuk havalarda kaloriferler gece bile çalışıyor. Aralık, Ocak, Şubat aylarında. Bu tabii ki o zaman odada bu nem makinelerinin veya kaloriferinizde biraz su koymanın faydası olabilir. Bir de bir ipucu özellikle çok horluyorsa bir kişi. Avuca birkaç damla susam yağı alıp burun içini iki tarafını hafifçe şöyle yağlamak da susam çok yağı. Rahatlatan bir şeydir. Okaliptüs yağını da öneriyorlar hocam. Okaliptüs yağı yakar. Yakar. Okaliptüs yağı buğu olarak buğu, yapılır. Buğu. Direkt evet, sürerseniz evet. Cayır cayır yanarsınız evet, evet. Sakına. Yani sakına. O şey teneffüs etmek anlamında bravo. Söyledim. Kafur ve okaliptüs yağı doğrudur. Kafur ve okaliptüs yağı doğrudur. Ben kusura bakma bir yandan da yemeklerle tabii, bakıyorum. Yıldırım hocam siz ülkenin gelinlikçisi olarak da tanınıyorsunuz. Böyle en iyi gelinlikçisi diyorlar sizin için. Çok güzel bir şey bu yani. Herkesin o en mutlu gününe tanık olmak, o heyecanını paylaşmak nasıl bir duygu?
Zaten biz hep iyi günler için varız. Ne güzel. Bize kötü gün için gelip elbise diktiren yok. Cenaze elbisesi yok ya. Yok, hayır, hiç olmadı bende. Ablam da oldu. Siyah elbisesi yokmuş. Birisi diktirdi, onu biliyorum. Hiç unutmuyorum. O zaman dikiş dikmiyordum. Hep iyi günler için. Bundan tahminen 40 sene evvel falan veya 35 sene evvel bir anne, bir Musevi aileydi. Gelinliklerini diktim. Onların sinekokta giyilecek elbiseler ayrıydı. Onlar dikildi. Eski atölyemde antika bir asansör vardı. Eski olduğu için ben herkesi yolcu ederim kendim. Asansör inene kadar da sesi dinlerim, kalır mı arada diye. O kadar çok güldüler ki, kahkahalarla gittiler. Herkesi böyle memnun edeceğim dedim. Herkesi güldürerek çıkartmak istiyorum. Çok ne şükür güzel. Çıkarıyorum da. İnşallah. Ay yani ne güzel, ne mutlu şeyim, size. Bana TRT bağlandı bugün. Mutluluk nedir dedi. İlk aklıma gelen şey başkasının mutluluğu. Ben başkasının mutluluğuyla mutluyum. Ne güzel. Allah size sağlıklı uzun ömürler versin. Hepimiz inşallah. Amin. Siz de hep yani mutlu biliyorsunuz, olun. Ne kadar hasta tanıdığım varsa hiç unutmuyorum işte. Günde 6 kere onlara belli yerlerim var, okuyorum. İyi olsunlar diye. Maşallah, ne güzel. Ne güzel. Benim maşallah kendime isteğim yoktur. Hep başkası için. Ne güzel. İşte Allah teyze ona göre bonkör davranmış. Çok şükür. Ne güzel. Çok ne şükür. Güzel. Hocam ikinci konumuzu da çağıralım. Onun da bence sizden de öğreneceği çok şey var. Çünkü kendisi çok genç bir yazar. Fulya Ölmez, onun da sohbetini, onu tanımak için açıkçası ben de merak ediyorum. Yeni kitabını dinlemek için ben de sabırsızlanıyorum. İkinci konuğumuz da geldi efendim. Kendisi çok genç bir yazar. Fulya Ölmez. Fulyacığım hoş geldin. Hoş bulduk. Fulya hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne zamandan beri yazıyorsun Fulya? Ben küçük yaştan beri yazıyorum. Ama kitabım 6 ay önce çıktı. 5 ayda falan tamamladım kitabımı. Hı-hı. Peki bu zamana kadar farklı farklı konularda mı yazdın mesela? Yoksa hep bir kafanda bu kitap var mıydı mesela? Yok, kafamda bu kitap yoktu. Hani o an ne düşünüyorsam o şekilde yazdım. 6 ay önce peki ilham geldi derler ya hani. Öyle bir şey mi oldu sana? Ya ilhamdan ziyade ben aşk ve psikoloji üzerine bir kitap yazdım. Aşk benim için çok büyük bir tabu. Hani bu sadece birey olan aşk değil. Hani yaradana olan aşk, mesleğine duyduğun aşk vesaire. Hı-hı. Aşk bize bahşedilmiş çok kutsal bir duygu esasında. Hı-hı. Ama biz aşkı çok basite indiriyoruz. İki günde başlayan ve iki günde biten aşklar şeklinde. Büyük annem, büyük babamın anlattığı aşklar gibi değil bazı aşklar. Hı hı. Bana göre aşk, vecd yolunda şems gibi olmak. Hı hı. Bunu kaleme almak istedim. Bu tasavvufi aşktan bahsediyorsunuz. Kitapta tasavvufi aşktan bahsetmiyorum sadece. Hani genel anlamda, genel anlamda aşktan, aşktan bahsediyorum, evet. Ama ilham aldığın ve saygı duyduğun, örnek verdiğin şey o tabii değil mi? O tabii, bambaşka bir şey. Tabii, 2018 yılında tabii ona rastlamak çok güç. Öyle bir aşk. Çok güç. Ben aşkın katmanları olduğuna inanıyorum. Sevdikçe hı-hı, daha çok sevesi geliyor insanın derler ya. Hı-hı. Yani o cümleyi kuranlar bence bunu yaşamıştır. Hı-hı. Bu günümüzdeki aşk mevzusu çok bencil ama değil mi? Çok bencil, evet. Yani aşkla sevgi, geçen gün bir arkadaşımla konuşuyordum. O arkadaşımın ilişkisi hakkında. Ahkam kesiyorum ben de. Dedim ki aşkla sevgi, aşk daha bencilce bir şey. Sevgi beni sevmese de o mutlu olsun yeter. Yani sevdiğin insan hakkında böyle düşünürsün bence değil mi hocam? Yani o mutluysa, o iyiyse, evet. Unconditional love dedikleri, Mevlana'nın da Deepak birçok kişinin anlatmaya çalışıyor. Koşulsuz sevgi. Evet. Sevgiyi bir koşula bağlamamak. Evet. Karşındakinden yani kar zarar ilişkisini yapmamak, bir mizan, ilişkide bir mizan çıkartmamak. Bu günümüzde artık yok. Eskiden ama aşk var zaten. Tabii. Burada bir matematik hesabı yapıldığı zaman bana şu kadar şunu yaptı, ben ona şu kadar şunu yaptım diye konsept çok değişti. Evet, evet, bravo. Sahiplenmek ve koşullu sevgi. Evet. Ama o koşulsuz sevgiyi kaybetmişiz. Maalesef kaybetmişiz. Yani benim kafama uymuyor. Ben şöyle davransın istiyorum, öyle davranmıyor. Şunu istiyorum, onu yapmıyor. O zaman ayrılalım oluyor, işte değil mi? Püf noktası daha. Zeytinyağını çok az koymuştuk. Yemek pişip altını kapattıktan sonra soğuk sıkma sızma zeytinyağıyla
birazcık hafifçe yağ koyarak lezzetlendiriyoruz. Çünkü bunda bolca A vitamini olduğu için emilmesi için sıvı yağa ihtiyaç var. Yağda eriyen vitamindir A vitamini. Bunun görüntüsüne bakmayın. Görüntüsü çok cazip değil gibi gözüküyor ama bu böyle püre gibi bir şey. Evet, yanında pilavla. Yanında bu kara buğday pilavı ile inanın ki inanılmaz sağlıklı, midevi, kolesterol düşüren, bağırsak çalıştıran, tok tutan, cildi güzelleştiren, kansere karşı koruyan şahane sağlıklı bir yemek. Bakalım. Nikki Bakliyat'ı da ilk defa bizim programımızda tadacaksınız. Bizim için de ne büyük onur değil mi hocam? Evet inşallah. Ya, koku çok güzel. Evet. Fulya'cığım senin mutfakla aran nasıl? Fena değil. Yapar mısın yemek falan? Yaparım. Ben hiç bilmediğim yemekleri yapmayı seviyorum. Hı-hı. Kendimden ziyade hani insanlara yapmayı çok seviyorum. Hı-hı. Araştırırım hiç yapmadığım yemekleri. Denerim. Elim lezzetli olduğunu söylüyorlar bilmiyorum. Ne güzel. Peki eğitimin nasıl? Yazarlıkla paralel bir hayatın oldu mu? Yok tam tersi sağlıkçıyım ben. Ben tıbbi ve aromatik bitkiler bitirdim. Üzerine anestezi okudum. Anestezi görevime devam ediyorum. Onun yanında sağlık yönetimi okudum. İktisat bitirdim. Hı-hı. Okuyorum. Ne güzel. Okumaya doymuyorsun yani. Ama zor. Yani sağlık sektöründesin. Edebiyata dair çevrende hiç kimse yok. Nereden başlaman gerektiğini bilmiyorsun. Kitabı yazdın. Asıl kitabı yazdıktan sonra başlıyor her şey. Hı-hı, çok fazla zorluk var. Hı-hı. Ülkede kitap okuma oranı maalesef belli. Evet çok düşük değil mi? Evet çok düşük. Yani ama dünyada... iç sesini dinledin. Evet dinledim. Tebrik ederim evet, seni. Dinledim. Peki... Dünyada 86. sıradayız. Hı-hı. Türkiye 86. sırada. Kitap okuma alışkanlığında evet. mı? Maalesef. Dünyada 235. sırada da ihtiyaçlar listesinde geliyor. Yeme içme vesaire derken 235. sırada kitap okuma. Yani İstanbul'da İşler bazı acısı. Mekanlarla kıyaslarsan bir kahve parası... Bir kitaba verdiğin tabii. para aslında ama tabii. ona verdiği para birçok insan için fazla geliyor. Ben buna inanmıyorum zaten. Kütüphaneler var. Hepimiz kitapları kütüphanelere veriyoruz. Sahaflar var, ikinci el kitaplar var. Bunlarla alakalı bir sürü projeler yapılıyor. Hani yeter ki sen kitap okumak iste, herkes buna yardımcı olur zaten. Hı-hı, hı-hı. Yani bu biraz kitap ihtiyaç el değiştirme alışkanlığı da yok bizde. Yok, kesinlikle. Senin kitabın yok. İsmi ne? Deruni. Deruni. Evet. Mesela ben de yeni bir şey okumak isterim. Gazetenin açılmamışını okumak isterim. Kitabı öyle. Evet ben de bunu seviyorum. Aman Yıldırım Bey okusunlar da evet, isterse evet. yırtık pırtık. Evet. Yeter ki okusunlar. Yok. Siz belki de siz bilirsiniz. Ben İzmirliyim. İzmir'den İstanbul'a giderken Bandırma treniyle gidilirdi. Evet. Bandırma'da feribotla devam edilirdi. Bu kadar uçak vesaire imkan yoktu. Bandırma'da giderken yani İzmir'den Bandırma yolunda köylerden geçerken çocuklar gazete, gazete, gazete diye bağırırlardı. Herkes gazeteleri biriktirir. O gazeteleri pencereden atılırdı. O köylü çocukları öpücük yollar, el sağlarlardı. Düşünün. Düşünün. Yani bırakın gazete gitmese de okuyan yok. Biz de Bursalıyız hocam. Hemşireyiz öyle aynı mi? Zamanda. Evet. Benim annem de İznikli, göl kıyısında onların da köyü. O da İznik'te büyümüş. O da hep öyle anlatırdı. Hep bağırırdık diyor gazete gazete diye atarlardı bize diyor. Yani artık imkan var ama evet. okuyan yok. Evet. Eğer böyle bir moda çıksa, kitap taşımak çok moda deseler herkes okumaya başlayacak yalan da olsa. Evet gerçekten öyle. Peki yeni jenerasyona ne önerirsin Fulya'cığım? Kitap okumaları konusunda, en azından kendilerini motive etme konusunda. Sen de mesela başka başka yollar seçebilirdin değil mi? Bütün gün Instagram'da geçiren bir genç kız da evet. olabilirdin. Evet. Yani ne fark var sence? Yani okumaya başlamak gerekiyor. Şu an araştırmalara göre televizyonda geçirilen saat sayısı 6, internet 3. Ortalamaya göre kitap okuma sayısı 1 dakika sadece. Okuduktan sonra zaten ne kadar çok şey bilmediğini farkına varıyorsun ve daha çok okumak istiyorsun. Hı-hı. Bu içlerden içsel gelen bir şey. Hı-hı. Başlamak gerekiyor bir yerde ama bence çocuklardan başlamak gerekiyor. Erişkinler için biraz daha zor olabiliyor bu durum. Hı-hı. Bir çocuğun olsa nasıl yetiştirirsin? Yanında mutlaka kitap okurum ve kitabı ona armağan olarak veririm. Bana kitap hep hediye olarak verildi. Dersten Hı-hı. iyi not aldığım zaman vesaire. Armağan olarak verildi ve benim annem babam başında hep kitap okuyorlardı. Ben kitabın iyi bir şey olduğunu hani bilerek Hı-hı. öğrendim. Şanslısın o konuda o yani zaman. Hem ailede bitiyor hem okulda bitiyor bu iş. Biraz peki daha... sen kimleri okuyorsun şu anda? Mesela ben dünya edebiyatı hangi yazarları daha çok seversin? Ben Dostoyevski severim. Tolstoy severim. Betimleme seviyorsun daha betimleme çok. Betimleme severim evet. Ama ben hani bir yere bağlı kalmıyorum, bir yazara bağlı kalmıyorum. Bir dönem Hı-hı. psikoloji kitapları okuyorum, bir dönem felsefe kitapları okuyorum. Hı-hı. Bir dönem polisiye romanları okuyorum. Ahmet Ümit'i çok severim. Hı-hı. Kimi? Ahmet Ümit'i çok severim. Ahmet Ümit. Agatha Christie'ni çok severim. Ben aynı anda 3-4 kitap okuyan biriyim ya. Ben birinden sıkılırım mesela 15-20 sayfa okurum. Ertesi gün başka bir şey okuyorum. Böyle aynı anda çok azdır. Bazı sen ne kitaplar... burcuydun?
Ben balığa balığım. Balığa balığım. Bazı kitaplar şey gibi gerçi, hemen bitiresin geliyor ama hayatımda birkaç defa rastladım ona. Ama genel olarak o günkü modum neyse ona göre o kitabı elime alıyorum. Öyle de dönemlerim oluyor yani. Ben de öyleyim. Genelde 3-4 kitap birlikte okuyorum ben de. Karışmıyor ama zaten. Şimdi şey oldu Burcu. Hı-hı. Altını kapattım. Gördüğün gibi hemen 10-12 dakikada gayet güzel pişti. Evet, şimdi bunu üstüne evet ama biraz demlenmesi lazım. O karalığı azıcık gitmiş, açılmış ve beyaz tabii, tabii olmuş. Evet. Bulgura çok benzemiş gerçekten. Benziyor, pişince. Benziyor. Tat olarak da değişik. Bunun üstünü kapatıyoruz. Ki buharıyla içinde demlensin diye. Ondan sonra hem sarı mercimek, bal kabaklı sarı mercimeğimiz ve son derece sağlıklı, glutensiz diğer yemeğimiz yani kara buğday pilavımız hazır. Bugün özellikle benim filozofi olarak çok saygı duyduğum, bakın sağlık yönünü konuşmuyorum, veganlar için özel bir mutfak yaptık bugün. Hiç hayvansal bir ürün kullanmadan hem protein içeren, hem B vitamini içeren, hem gluten olmayan, hem besleyici, çok da güzel hayvan dostu, vegan bir mutfak yaptık bugün. Herkesin evine girmesi gereken bakliyatlar. Bu arada hocam, izleyicilerimiz şunu da merak ediyordur. Mesela sarı mercimek diğer mercimeklere göre daha maliyetli mi? Kara buğday daha maliyetli mi? Biz bunları alabilir miyiz, yapabilir miyiz çok diye rahat sorular vardır kafalarında. Çok rahat alabilirler. Bunların hiçbiri pahalı şeyler değil. Bazen Yıldırım Bey mesela tartışıyoruz bazı kişiler diyor ki, ya bu vitamin pahalı, şu işte şu yiyecek pahalı, avokado. Evet diyorum. Sigara içiyor musun? Evet diyorum. Ondan sonra alkol kullanıyor, sigara içiyor. Ama ondan sonra evine, çoluğuna, çocuğuna sağlıklı bir şey, 10 liralık bir şey, 12 liralık bir şey almaya geldi pahalı diyor. Bugün bir paket sigara zaten o kadar. Hani bunları, zararlı şeyleri bırakalım. Bir mercimek ne kadar pahalı olabilir ki Burcu? Bir kara buğday ne kadar pahalı olabilir ki? Bunlar inanın gayet ekonomik şeyler sonuçta. Ama bakın ben bundan 15-20 gün evvel Facebook'ta yemek programları aleyhinde bir yazı yazdım. Yemek yapılıyordu. Bir pazar günü birkaç tane şeye rastladım. Ben televizyon da seyretmiyorum. Evet. Vaktim olmuyor. Çok pahalı yemekler yaptılar. Ben ona karşıyım. Mesela şimdi şurada ne kadar güzel. Hem besleyici, hem maliyeti ucuz. Her evde rahatça pişebilecek bir yemek yaptınız. Yani koyuyor şeyi. Nasıl bir et doğradı? Biz programımızda buna çok dikkat ediyoruz evet, Yıldırım Bey. Evet, şimdi Burcu da çok hassas, yani ben de çok hassas. Bayıldım. Mis gibi bir koku çıktı burada. Tabii kokusu gitmiyor ama güzel bir yemek çıktı. Karşıdan gözüküşü çok güzel. Ben zannettim bal kabakları diri diri kalacak içinde. Onlar şey oldu, püre gibi oldu. Müthiş bir görüntü ve ucuz bir maliyet. Evet. Ben besleyici. Geçen gün kara buğday aldım. Pirinçten daha ucuz bu arada. Tabii, tabii. Ve çok daha faydalı ve çok daha az zararlıymış. Şahane bir şey. Hocam günün çayı, şifalı çayı. Kabızlığa karşı çay. Burcu biliyorsun wow, birçok insanda bağırsak tembelliği çok yaygın. Fakat yanlışlıkla hep sinameki kullanıyorlar. Sinamekiyi fazla uzun süre ve koyu olarak kullanırsa bağırsakta epitellerinde villi adını verdiğimiz tüysü cisimcikler var. Onları eritiyor. Ve hatta çok uzun güçlü süre evet ve hatta uzun süre kullanırsa bağırsakla ilgili bir takım ciddi hastalıklar riskini arttırabilir. O nedenle biz sinamekeyi çok daha geri plana alıp sinamekenin zarar yapmaması için rezene ve barut ağacı kabuğuyla beraber kullanacağız. Neden insanlara sinameke derler acaba? Çünkü kötü tadı kötü. Tabir ya. bağırsakları belki temizleyelim. Evet, iki tane rica edelim. Şimdi aman eline dikkat. Şimdi bu barut ağacı kabuğunu, yalnız dikkat edin, internette barut ağacı kabuğu diye Aktarlar Derneği Başkanı uyarmıştı. Çam ağacı kabuğu satıyorlarmış. O yüzden Allah'ım internetten ya değil. Yani hakikaten bunları onu çok üzülüyoruz. Sayılacak. Bu bayağı barut ağacı kabuğu. Bu gördüğünüz gibi bunu normal güvendiğiniz bir aktardan alacaksınız. İşin doğrusu bu. Kime güveneceğiz? Artık güvenilir çok iyi aktarlar var. Artık aktarlar dernekleri var. İstanbul, Ankara, Bursa, Konya. Hepsi de çok kıymetli insanlar. Hatta Ankara Aktarlar Derneği bize bu baharat köşesini hazırladı. Şimdi barut ağacı kabuğundan aşağı yukarı bu miktar kadar koyuyoruz. Bunu biraz hafifçe parçaladık. Barut ağacının yan etkisi düşük. Sinameke göre daha düşük. Buna bir tatlı kaşığı kadar veya şöyle iki iri tutam kadar rezene tohumu koyuyoruz. Rezene sinamekenin gaz yapıcı, bağırsaklarda kramp yapıcı etkisini önlüyor ve çok güçlü alkali bir çay.
Rezenin en büyük özelliği güçlü bir alkali oluşu. Ben oğluma neredeyse her gün içiriyorum çünkü rahatlıyor ya hocam. Rahatlar. Uykusu için. Evet. Her gün şu rezeneyle haşır neşir. Doğru. Sinameki sadece 2-3 yaprak kadar koyuyoruz. Hani herkes 5-6 yaprak koyuyor. Hayır, sinamekiyi az kullanacaksınız. Bu arada kabızlığa aynılarını karşı yapıyorum. Olan yapayım çay. Yapayım mı aynılarını? Nasıl? Olur. İçer misiniz tabii ki bir tane daha? Tabii ki bulursun. Şimdi aynı şekilde rezene tohumu. Sadece 2-3 yaprak sinameki ve barut ağacı kabuğu, evet. Bağırsaklarında tembellik olan, kabızlık olan kişiler için son derece yararlı bir çay. Nispeten de koyu bir sinameki çayına göre yan etkisi çok daha düşük. İster French press'te, ister bu şekilde süzmeli olanlarla kullanabilirsiniz. Kesinlikle şeker yok. Şeker çünkü kabızlığı arttıran bir şey şeker. Hı hı. Bütün aromatik çaylarda olduğu gibi sık sık hatırlatıyorum. Mutlaka üstünü kapatıyorsunuz ki demlensin diye. Bunlar demlenirken kara buğdayın faydalarını anlatmak istiyorum. Hı hı. Kara buğday bir kere buğday değil. Israrla söylüyorum. Dilimize bu şekilde girmiş ama bu buğday değil. Kara buğday sadece isim olarak öyle. Greçka diye Rusların söylediği gibi. Gluten içermiyor. En büyük faydası. Çünkü gluteni o kadar fazla tükettik ki bu beyaz unla. Orada biraz sıkıntılar oldu. Kolesterol düşürücü etkisi var. Aynı zamanda kabızlık yapmıyor. Ve kan şekerini yükseltmeyen bir madde bu. Çok önemli. Hatta şeker hastalarının tüketebileceği. Hem glutensiz hem de glisemik indeksi düşük olan bir pilav yapıyoruz şu an. Kansere karşı koruyucudur. Yüksek oranda vitamin içerir. Yüksek tansiyon hastaları için gönül rahatlığı yiyebilecekleri bir pilav veya tahıldır. Kara buğday ekmeği de var. Ben tüketiyorum evet, demiştin. Evet, doğrudur. Evet. Kansızlığa karşı da faydalı çünkü içerisinde demir var. Aynı zamanda kilo vermek isteyenler için fevkalade bir karışım. Şimdi bizim aşağı yukarı pilavımız demlenmiştir. Bu bal kabaklı sarı mercimeğimiz de oldu. Belki konuklara ikram ederiz. Çayımız da aşağı yukarı demlendi. Çay demlenirken Fulya'cığıma ben aynen birkaç öyle. Soru daha soracağım. Fulya'cığım eğitim aldın mı hiç? Hani senaryo üzerine, yazarlık üzerine eğitimler yok, de var. Eğitim hiç gitmeyi almadım. Düşündün mü? Tamamen evet. İçten gelen bir şey aynen yani. Öyle. Peki şey olur ya böyle gece beni uyandırıyor. Evet. Gece kalkıyorum, gündüz kalkıyorum işte hiç... Uyumadan 2 gün, 3 gün yazdığım gibi şeyler. Öyle bir süreç mi oldu senin kitabın için o 6 ay? Kitabın sonu evet. Bir hafta içinde yazdım ben kitabın son kısımlarını. Şöyle bir şey var. İlham gelmesini beklemek diye bir şey yok maalesef. Hani bir şeye başladıysan yazmak zorundasın. Ama hani gece uyuyup da uyanıp yazdığım falan çok oldu. Hı hı. Hem roman hem de şiirler var benim kitabımda. Hı hı. Hani bunlara istinaden oldu yani. Bir amacın var mı peki bu kitabı insanlara sunarken? Hani niçin senin kitabını okumalı insanlar sence? Nacizane gerçek aşkın ne olduğunu öğrenebilmeleri için. Hı. Şimdi burada sen hiç gerçekten çok ciddi ben aşık soracağım. Oldun mu diye işte sormak gerekiyor. Ama sevdiğim şey gerçekten bireye olan aşk durumu değil. Bir şeye adanmak diyorum yani. Bazı şeyler adanmak, bir şeye aşkla bağlanmak, aşkla yapmak, sevmek. Peki oradaki karakterler sürecini, o çatıyı nasıl kurdun? Flashback yaptım ben kitabımda. 19 yıl sonrasını anlattım. Öncesine döndüm. Tekrar 19. Matematiği gerçekten beni biraz yordu. Kitapta aslında şunu anlatıyor. Bir adam yok oluyor. Kadın 19 yıl boyunca asla vazgeçmeden onu arıyor. Bu kadın Türk topraklarına büyümüş. Kendi ayaklarının üzerine duran 38 yaşında bir kadın. Onun yaşadığı zorluklardan bahsediyor. Hı-hı. Bu şekilde. Peki sence senin kafanda o hikaye bitti mi? Hayır bitmedi. O zaten her hafta kalacak. Yani ikincisi olur mu olmaz mı? İkincisi olacağını zannetmiyorum. Hani kitabı okuyan herkes hani çok beğendiklerini söylediler. İkinciyi beklediklerini söylediler ama ikinciyi ben okuyucunun hayal dünyasına bırakıyorum. Tam öyle bir yerde bıraktım ki kişi kendisine göre yapabilir onu. Anladım. Ama sana yetti yani. Bana yetti. Beni tatmin etti diyorsun. Ben anlatmak peki, istediğimi anlattım çünkü. 10 yıl, 20 yıl sonra kendini nerede görmek istersin? Yani bu sürekli içinde var mı? Devam ediyor mu? Mesela hemen şu an yeni bir şey yazıyor musun ya da o modda mısın? Yazıyorum. Edebiyat dergilerine de yazıyorum ben zaten. Hı-hı. Anlatılar yazıyorum. Öyküler yazıyorum. Kitap yazmaya da devam etmek istiyorum. Hani sürekli geliyor. Hayal gücüm benim... geniş, empati kurmayı çok seviyorum. İnsanları hı-hı. dinlemeyi çok seviyorum. İyi bir özlemci olduğumu düşünüyorum. Hali hazırda başladığın bir şey var mı yeni? Var, ha, var. Güzel. Ama aşkla alakalı olmayacak. Bu psikoloji üzerine olacak. Anladım. Deruni'den sonra seneye başka bir şey konuşabiliriz yani. İnşallah. İnşallah. Hocam bir izleyici sorusu daha soralım. Tabii. Daldım gittim aşk deyince. Evet. Kim dalmaz ki değil mi? Antalya'dan Zeki Ayata sormuş hocam. Uyku apnesi. Bu çok fazla insanda çok var yaygın. Değil mi? Çok duyuyorum bunu.
çok da riskli bir şey galiba. Aşırı derecede horlama problemim var. Eşim bu durumdan çok rahatsız. Ne önerirsiniz? Nefes alırken akciğerlerimde de hırıltı oluyor. Merdiven çıkınca böyle ne diyor? Ha, nefesim kesiliyor. Bunu nasıl aşabilirim demiş şimdi, başka bir izleyicimiz de. Uyku apnesi sanıldığından çok daha yaygın. Belli bir sürenin üstünde nefesin durmasıyla cereyan ediyor. Ama ileri derecede horlama bunun belki ön işareti olabiliyor. Tabii ki mekanik olabilir. Burun tıkanıklığı, bu septum deviasyonu yani burundaki deviasyon, burunda et olması, polip olması birçok sıkıntılar buna yol açabilir. Onun için önce bir kulak burun boğaz muayenesi gerekir. Eğer mekanik bir tıkanma, poliptir, deviasyondur veya burun genizleti dedikleri bir konu yoksa eğer, alerjik olma ihtimali yüksektir. Bir de fazla kilo bunda çok yapıyor. En büyük hata evet. Akşam dolu mideyle ve ağır yemek yiyip yatağa girmek, uygun olmayan pozisyonda başı tutup yatmak. Bunlar çok önemli. Hafifçe sağ yana doğru yattığınız zaman uyku apnesi ve dilin orayı tıkaması çok daha riski azalıyor. Ama bizim bilmediğimiz bir konu, en çok küçük damak civarı da çok yağlanan bir yerimizdir. Yani biz kilo aldığımız zaman hemen göbeğimizi görüyoruz. Ama içeride de iç organlarda, karaciğerdeki yağlanma, küçük damaktaki ve küçük dilin etrafındaki yağlanma daha da tehlikeli. Uyku apnesinde birçok hasta ama kilo verdirdiğim zaman bazı buğularla, karanfil kakule çiğneyerek ve burun içini susam yağla yağlayarak gibi bir takım doğal yöntemlerle de çok iyi sonuç alıyoruz. Ama mekanik sorunlarda mutlaka bir kulak burun boğazının ameliyat yapması gerekir. Hocam onunla yaşayan için de çok zor. Yani onun yanında yatan değil mi insan ne kadar sürekli öldü mü ölmedi mi? Nefes alıyor mu falan çok kötü bir şey. Yüksek tansiyonun ciddi nedenlerinden biri. Eğer kronik bir uyku apnesi varsa ertesi gün sizde yorgunluk yapıyor ve yüksek tansiyona yol açan nedenlerden bir tanesi de uyku apnesi. Ama Allah için ne olur şu kışın oturup böyle kilolarla bir şeyler yiyip dolu mideyle yatağa girmeyelim. Güneş battıktan sonra bakın dün akşam ben erken yedim yemeğimi 5.30-6 gibi yedim. Ondan sonra hiç sağlam bir spor yaptım. Sonunda sadece biraz tuzsuz kabak çekirdeği ve bitki çayı içtim. Ama sabahleyin de çok güzel yedim. Akşam çok geç ve ağır yememek doğru olur. Bu sonra bir tek yemekte de kalmıyoruz ki tatlılar, çerezler, meyveler ve sonra yatak. En zararlısı. Benim eve ulaşmam 8.30. Nasıl erken yiyip? 8.30'da gidiyorum. Yemi inene kadar bir de vakit geçiyor. Ondan sonra yemeğe oturuyorum ve çok acele bir yemek yemek yutuyorum. Şimdi size hafif bir yemek verelim mi? Tadına bakmak ister misiniz? Burcu'nun güzel süslemesiyle. Vallahi evet. Çok merak ediyorum. Bu biraz hafif bulamaç gibi hazmı kolay olacak. Yanında da pilavla beraber yiyeceğiz. Bunun yanında da pilav için de biraz yer açalım. Bu renk cildi güzelleştiriyorum, kansere karşı koruyorum, bağırsakları çalıştırıyorum demek bu renk. Bunda zerdeçal ve bal kabağı var. Son derece hafif ve çok güzel, sağlıklı bir yemek. Zaten üzerine burada de tek şey kafi, cildi güzelleştiriyor dediğiniz zaman bitti. Evet. Pilavı özür dilerim, tam biraz daha demlenmesi lazım. Hani ondan bir tadına bakarsanız. Yine de tadı bence yerindedir hocam. Müthiş bir koku var. Doğal kokuyor. Böyle ağır bir şey. Evet doğru. Gerçekten öyle. Bunun içerisine isteyen sarımsak da koyabilir, isteyen soğanla daha fazla koyabilir. Biz tabii ki stüdyo şartlarında bir 10-15 dakika demlenmesi lazım tam kendini çekmesi için. Aynen öyle. Programımızın da sonuna geliyoruz hocam. Bitsin de ben de yemek yiyeyim diye düşünüyorum. Yemek, acıktık değil mi? Evet acıktık. Hocam sizden başlayalım. Benden başlıyorsa çok buyurun. Teşekkür ederim. Hocam elinize sağlık. Tuzu biraz azdır. Ben prensip de. Olarak böyle şap gibi tuzlu yapmıyoruz ama tümden tuzsuz da yapmıyoruz. Vücudun bir miktar tuza da ihtiyacı onu var çünkü. Onu gördüm atıldı. Dedim buyurun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Sağ olun. Konuklarımıza çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldıkları için. Gerçekten bize şeref verdiniz. Estağfurullah. O şeref benim için. Şahane bir programdı bizim için. Defilede başarılar diliyoruz. Teşekkür bir kere ederim. Daha ülkemizi temsil edin. Kitabınız da hayırlı evet, uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok uzun, çok güzel, çok başarılı bir yolun olsun. Hep haberlerini duyalım. İnşallah. Yeni kitaplarını seni hep programlarımızda ağırlayalım. İnşallah. Ben de ilk fırsatta alacağım. Çok merak ettim. Çok benim de hep ederim. Özellikle ilgi duyduğum bir konu çünkü. Benim bir şeyim var. Yeni bir şey tatmam zordur ama hakikaten çok güzel. Çok hafif bir yemektir bu. Afiyet olsun hocam. Hocam programımızın sonuna geldik.
Gerçekten şahane bilgiler verdiniz gene. Bir sürü şey öğrendim ben dahil. Eve gidip bunları yapmak için sabırsızlanıyorum ben bile yani. Konuklarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bir başka programda yine sizin şifalı bilgilerinizle, İnşallah. Tariflerinizle. Seni de güler yüzünle. Teşekkür Ondan sonra hocam. Güzel, keyifli, sağlıklı, huzurlu, cüzdanınızda paranın eksik olmadığı, yüzde gülücüğün eksik olmadığı, kalpte aşkın eksik olmadığı güzel bir hafta sonu olsun herkese. İnşallah diyorum. Bana söyleyecek dilek kalmadı. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki programda görüşmek üzere.